Merhaba arkadaşlar, ben Hanife Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle 2021 LGS'ye kaç kişi girecek, 2021 LGS nasıl olacak ve 2021 LGS için arkadaşlar yüzdelik dilim tahminlerinde bulunacağız. Konumuza geçmeden önce arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayın. Bizi takip eden arkadaşlar için devamlı videolar paylaşacağız. Bildirimlerimizi mutlaka açalım arkadaşlar. Attığımız videoları beğenelim arkadaşlar. Ne kadar çok beğenirseniz ve ne kadar çok yorum atarsanız o kadar çok videolarımız izlenir arkadaşlar. Ayrıca online ders almak isterseniz arkadaşlar, online matematik dersi almak isterseniz Instagram'dan MBA Hanife Hoca arkadaşlar, bu bizim hesabımız, Instagram hesabımız. Buraya mesaj atabilirsiniz. Konumuza geçiyoruz. LGS'ye arkadaşlar kaç kişi girecek? Sizin bildiğiniz gibi arkadaşlar 2019 LGS'ye yaklaşık 1 milyon kişi girdi arkadaşlar. 1 milyon 200 bin öğrenci vardı. Bunların arkadaşlar yaklaşık 1 milyon 29 bin kişisi LGS'ye girdi. 2019 için konuşuyoruz. 2020 için arkadaşlar normalde 1 milyon 200 bin 8. sınıf öğrencisi varken 2020'de 1 milyon 800 bine yakın öğrenci, yani 600 bin öğrenci fazlalık oluştu. Bu neden oluştu arkadaşlar? 4 artı 4'ün getirdiği sistemden dolayı arkadaşlar, 60 aylık yani 5 yaşındaki çocuklar da 1. sınıfa başladığı için dolayısıyla arkadaşlar fazlalıklar oluştu. Bunların içinden 600 bin tanesi. Normalde 1 milyon öğrenci arkadaşlar 1. sınıfa başlaması gerekiyorken bunların bir kısmı rapor aldı, bir kısmı yaşı küçük diye yazılmadı. Geriye kalan 600 bin kişi yazıldığı için 1. sınıfa 2020 LGS'ye 1 milyon 800 bin öğrenciden yaklaşık olarak 1 milyon 600 bin öğrenci girdi. Hatta daha fazla katılım olduğunu düşünüyoruz. Yani 2020 LGS'ye arkadaşlar yaklaşık 600 bin kişi fazla girdi. Normalde 1 milyon kişi girmesi gerekiyorken 1 milyon 600 bin kişi girdi. Bu sorun sadece 2021'e yani 2020'ye mi özgü? Yani 2020'de işte 1 milyon 600 bin kişi girdi. Tamam. 2021'de bunlar bitecek mi? Hayır. 2021'de de arkadaşlar 400 bin kişi fazlalık oluşacak. Dolayısıyla 1 milyon 600 bin kişi girmeyecek sınava belki ama 1,5 milyon kişi girecek ya da 1 milyon 400 bin kişi girecek. Normalde 1 milyon kişi girerken sınava 2021 LGS'ye 1 milyon 400 bin, 1 milyon 450 bin kişinin girmesi bekleniyor arkadaşlar. 600 bin kişi fazla olmayacak, 400 bin kişi fazla olacak. Peki bu ne anlama geliyor? Şu şekilde arkadaşlar, bu sene kontenjanlar %50 arttı. Yani normalde 140 bine yakın, 140 bine yakın öğrenci nitelikli liselere yerleştirilirken bu sene sayı 213 bine, 215 bine çıktı. 1 milyon 600 bin kişi, 1 milyon 700 bin kişi baz alınarak yapılan rakamlar bunlar. Dolayısıyla 2021 LGS'de arkadaşlar, 2021 LGS'ye girecek olan arkadaşlar çok daha şanslı. Yani bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 2021 LGS'de arkadaşlar siz daha şanslı olacaksınız. Neden? 600 bin değil de 400 bin fazlalık oluşacak. Dolayısıyla geriye kalan 200 bin kişi, yani 200 bin tane rakibiniz şimdiden olmayacak arkadaşlar. Bunlar şimdiden elenmiş olacak. 2021 LGS'ye 1 milyon 400 bin kişi girecek. 2022 LGS'ye arkadaşlar yine 1 milyon kişi girecek. Dolayısıyla 2021 biraz şanslı. En şanslı kesim 2022 arkadaşlar. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi peki arkadaşlar, yani 2021 LGS'ye 1 milyon 400 bin kişi girecek ama sınav nasıl olacak arkadaşlar? Bu tabii ki öğrencilerin merak ettiği konulardan biri. Yani sınav zor mu olacak, kolay mı olacak? Arkadaşlar 2021 LGS'nin ben 2019 LGS gibi olacağını düşünüyorum. Bakın 2019 özellikle tarihte veriyorum. Neden? 2020 LGS, yani bu sene yapılan LGS zordu arkadaşlar. Dolayısıyla gelecek seneki LGS'nin daha kolay olacağını düşünüyorum. Puanların da bu şekilde daha yüksek olacağını düşünüyorum arkadaşlar.
LGS 2021 daha kolay olacak. Şimdiden konularınıza mutlaka çalışın. Matematikte ilk 3 konu çarpanlar ve katlar, üssü sayılar ve köklü sayılar. Bunlara mutlaka çalışın arkadaşlar. Tamam mı? Anlaştık mı? 2021 LGS çok daha kolay olacaktır. Peki 2021 LGS'nin yüzdelik dilimleri nasıl olacak arkadaşlar? Yani sınav kolay olacak, yüzdelik dilimler nasıl olacak? Şu şekilde olabilir arkadaşlar. Yüzdelik dilimlerde oynamalar olacaktır. Yani sizin için iyi yönde oynamalar olacaktır. Neden? Mesela bir Anadolu Lisesi %8 ile alıyorken 2021 LGS'de Anadolu Lisesi %9 ile alacaktır. Dolayısıyla belki %9 olmayacak ama %8,5 olacak. 8.7 olacak. 8.8 olacak. Belki %9 olacak. Bu sizin için iyi arkadaşlar. Yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim. 2021 LGS'ye girecek arkadaşlar 2020 LGS öğrencilerinden çok daha şanslı. Dolayısıyla yol yakınken arkadaşlar çalışın, mücadelenizi verin, emeğinizi dökün. Şimdiden çalışın arkadaşlar. Yani bazı öğrenciler şunu soruyor. İşte hocam değişiklik olur mu? İşte yani iptal edilen konular olur mu 2021 için? Bunu düşünmenize gerek yok. Siz yazın boş mu geçireceksiniz? Yazın çalışın, ders alın, gidin çalışın, video izleyin. Yani iptal olsa bile konular ne kaybedersin ya? Şimdi sen üssü sayıları öğrendin diyelim, iptal olsa ne kaybedeceksin? Hiçbir şey kaybetmezsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla şimdiden çalışın, tamam mı? 2021 tayfa çok şanslı. Bunu söylüyoruz yani. Bunu unutmayın. 2021 tayfa, şimdiden mücadelenizi verin. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki rehberlik videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.